Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Güler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz üzere Elazığ'dayım. Bugün size Elazığ'ın merkezi noktasını ve meşhur yerlerini, ayrıca burada neler yiyebileceğinizle alakalı bir video çekeceğim. Şu an Elazığ KYK'ya bağlı bir yurttayım. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 ile 25 yaş arasındaki gençler için bir program hazırladı ve Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen yurtlarda ücretsiz kalabilme imkanı sundu. Biz de bunu bir fırsat bilip ben ve 3 tane yoldaşım beraber çıktık Doğu turuna. Birkaç tane şehir gezeceğiz ve ilk durağımız Elazığ'dan sizlere bugün görüntü vereceğiz arkadaşlar. Hemen yoldaşlarımı göstermek istiyorum sizlere. Min Min ve Büşra. Evet arkadaşlar, bu ekiple bugün Elazığ'ı gezeceğiz inşallah. Arkadaşlar, gördüğünüz Gazi Caddesi Elazığ'ın en işlek caddesi. Şöyle sadece zaten en işlek cadde olan burası varmış. Şehrin tam merkezinde. Nasıl? Hava kaç derece? 42. 41 derece. 41 derece. Çok sıcak. Ve şimdi gidiyoruz. Bakalım ne varmış. An olduğumuz yer sanırım bir elbise çarşısı gibi bir şey. Şu anne elbiseleri vesaire satılıyor. Bakırcılar çarşısına ineceğiz. Şurada bir cami var. Acaba İzzet Paşa Camisi mi bu? Ona da gideceğiz. Bakırcılar çarşısındayız. Çok boş, yani çok açık. Görmedim. Şey göstereyim. Ve bakır döven bir yer arıyorum ama bulamadım. Elazığ'ın kapalı çarşısındayız. İçeri gireceğiz şimdi. Şöyle çerezler. Birazcık küçük değil mi? Küçük. Pembeyi çektin mi? Şurada kafacıklar. Gelirseniz kardeşler, şuradan içebiliriz. Vişne şurubu arkadaşlar. Şöyle içeceğiz. Teşekkürler. Şu an arkadan bir süper ev sanırım. Gelirseniz mutlaka deneyin. Arkadaşlar, bu orcik Elazığ'a ait bir yiyecekmiş. Cevizli sucuk. Bir tık daha farklısı, daha az tatlı. Bence güzel, gelirseniz mutlaka deneyin. Şöyle Elazığ'a ait tatlı şekerli ekmek var. Abi aldı. Bir tane bize sarar mısın? Arkadaşlar, peynirli şekerli ekmeği denedim. Ben beğenmedim. Siz yine gelince bir deneyeyim. 10 liraya aldık. Yani kızlar da soracağız bakalım beğendiler mi diye. Beğendiniz mi? İdare eder. Ben beğenmedim. Bence para vermeyin arkadaşlar. Peynir üstüne basılmış. Bence peynirin üstüne toz şeker. Evet, diyor bal bal. Beğenmediler arkadaşlar. Araçla indiğiniz zaman sizi böyle bir tane meydanda indiriyorlar. Biz şimdi bu Harput kısmındaki bütün tarihi dokuları gezmeye çalışacağız. Bir türbe varmış ve Ulu Cami. Akabininde bir Şefik Gül Kültür Evi var. Orayı gezeceğiz. Burada size göstermek istediğim yerler orası. Şimdi gidiyoruz kızlar. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz.
Ama enerjimiz... Mutlu musun? Ya hayır, merak ediyoruz yani. Ama mutluluktan daha sıcaktan dolayı böyle enerjimiz tükenmiş. Arka, asla öyle değil. Sabahtan beri böyleler. Bakın. Yalan söylüyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar 42 derece. Evet, 42. Derece. Ya Elazığ ne ara bu kadar ısındı be? Şöyle oyuncak bebek yapımı bir şey varmış. Amigurumi. Evi şöyle. İçeriği göstereceğim. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok güzel ne? Arkadaşlar şu an Elazığ Harput Kalesi'nde bir kültür evindeyiz. Burası halk eğitim merkezine bağlı bir yer. İnsanlar buraya emeklerini sunup daha sonra burada sergilenip buradan almak isteyenler satın alıyorlar ve burada sergilenip paraları kişilere gönderiliyor. Size birazcık içeriği gösterelim. Arkadaşlar şöyle kültür evimizde farklı farklı bir sürü şey var. El emeği, danteller, kıyafetler, bakırlar. Farklı farklı alanlarda gösterebileceğimiz bir sürü emek var arkadaşlar. Bu dokuyu bozmadan bir şekilde Halk Eğitim Merkezi burayı koruyor. Bence de çok güzel olmuş arkadaşlar. Ziyarete Harput'a gelebilirsiniz. Gezerken Seyit Mansur Baba Hazretleri Türbesi var arkadaşlar. Yine bu da Harput Kalesi'nin hemen arka tarafında olan bir türbe. Ay çok güzel. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. İşte türbeden çıktık. Seyit Baba Mansur dediğimiz kişi Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen Kazakistan'ın bir şehrinde var olan bir zat. Bunun oğlu burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Kişiler Elazığ'a gelip Şefik Gül Kültür Evi'ne girmeden gitmeyiniz olmaz. Burası 2005 yılında Gülsan Şirketler Grubu'nun satın alıp restore edip halka açtığı Elazığ tarihi evlerinin göstergesi olan biri. Hep beraber şimdi içeriye girip avludan bakalım Elazığ yöresel evleri nasılmış. Şöyle bir kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Eski Elazığ kültürünün yansıtıldığı bir ev. Avlu kısmındayız arkadaşlar. Şöyle bakın uzaktan da göstereceğim. Vay be, Elazığ evleri iyiymiş önceden ama çok yok. Yani Harput tarafında biraz böyle evleri görüyoruz. Onun dışında şehir merkezinde bu tarz evleri hiç görmedim. Gezdiğim noktalarda belki de yoktu. Ben rast gelmedim. Burası Saraylı Muharrem Ağa denilen biri tarafından yaptırılıyor. Sonra Zeynep diye bir kızı var, ona bırakılıyor. Sonra el değiştiriyor vesaire. 2005'te burası Gülsan Şirketler Grubu tarafından satın alınıp restore ediliyor. Ve Elazığ kültürünü yaşatmak amacıyla kullanıma açılıp insanlara sunuluyor. Bence çok güzel olmuş. Her şehrin iş adamları bu şekilde bence uğraşıp memleketi için bir şeyler kazandırmalı. Mutfak kısmı var. Girelim bakalım. Şu anda da kullanımı açık sanırım. Bakın. Şöyle. Güzel ya. Bize burada bir dibek kahvesi vermezler mi? Salon. Oturma alanı. Genel olarak ahşap kullanılmış. Bakın. Şurada çocukları falan sallama alanı. Beşik sistemi. Çok iyi. Ahşaba tutturulmuş. Bakın arkadaşlar şu şapkalar Elazığ'da gakkoşların taktığı şapkalar. 8 köşesi var. Bu 8 köşenin de manaları var. Yiğitlik, mertlik gibi farklı farklı manalara getirilen bir şapka. Arkadaşlar yan odada böyle şömine var. Burada somyalar. Gakkoş şapkaları ve post
Ev 3 katlı ve genel olarak ahşap var. Ne oluyor? Bizi çalıyor. Kaçın arkadaşlar. Aa, saat çalıyormuş. Ben de ne oluyor dedim. Çalıyor. Saat tam 5 ve çıkmamız lazım. Efsane değil mi? Denk gelmemiz peki? Saatmiş, biz de dedik ki ne oluyor diye. Artık çıkmamız lazım. Kültür evini de gezdik. Şimdi Ulu Cami'ye doğru gidelim. Arkadaşlar hemen yan tarafında zaten. Oranın da minaresi bayağı eğik. Hani vardır ya, Pisa Kulesi meşhurdur ama burası Pisa Kulesi'nden bile daha eğik olmasına rağmen biz bunu maalesef tanıtamıyoruz. Ve eğikliği bilerek yapılmış. Hemen göstereyim. Bir eğiklik var ve bunu bilerek yaptılar. Arkadaşlar şu an Elazığ Harput Ulu Camii'nin içerisindeyim. Tam ortasında. Sizlere sanırım şurası benim olduğum yerde halı yok. Su alanı. Yani böyle muhtemelen bir su sisteminin olduğu yer. Çünkü burada bir depo var arkadaşlar. Kuyu sistemiyle muhtemelen buraya su getiriliyordu, su çekiliyordu. Bayıldım. Kesinlikle görmeniz gerekiyor. Dışındaki Eğri Minaresi en meşhur özelliği denildi ama bence içerisindeki bu mimari detaylar sizi çok daha büyüleyecek. Kemerler arasından caminin orta suluk alanına bir geçiş var. Bakın, efsane şekilde dizayn edilmiş. Şimdi size Büşra bir detayı öğretecek. Evet arkadaşlar, bunu yağmur suyunu çekmek için yapmışlar. Alttan çekiyorlar. Yağmur suyunu arkadaşlar, Büşra yanlış anlattı. Üstteki yağmur sularını alıp aşağıdaki mahzende toplayıp, bakın şu depodan da, şu pardon çık orada, kuyudan yukarıya çekip şu alana su çekiyorlar. Evet. Yani en azından orta kısım suluk alan olduğu için aşırı ferah ve sade. Şey göstersene. Mihrabı göster. Mihrap, evet. Normalde Türk İstanbul'daki gezdiğim camilerde görürsünüz, çok böyle oymalı, sanat eserinin çok ortaya çıkarıldığı bir yapıyken burada çok sade, beğendiğim usulde bir mimari öğe var. Bence bunu yapan mimar Emre Arolat, eski Emre Arolat'mış. Olabilir, eski Emre. Evet. Tarihi dokunun yanındaki eski bir koku. Bilmiyorum, garip hissettim. Camiden de çıktık artık. Çok yoruldum. Bir önce yemek yemek istiyorum. Ulu Cami'yi de gezdik. Şimdi gidip bir şeyler yiyelim değil mi? Evet. Ağanın evini gezdik. Merkeze gidelim. Şimdi de gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Elazığ'ın en meşhur olan şeyleri et, revizet, sevmiyoruz. Gidip Büşra fırına gidip orcik istedi. Orcik, o yediğimiz o tatlı bir şey vardı ya, böyle uzun cevizli sucuk. Büşra onu gidip fırına sordu. Niye istedim? O istedi. Birazcık esprisi olsun diye. Ya fırıncı da güldü ona. İstedi, fırıncı güldü. Orcik burada hanımefendi falan deyip onu tarif etti. Olsun, o da böyle bir anın olmuş oldu. Şehrin en işlek caddesi ve tek caddesi. Beklerinden çok daha gelişmiş bir şehir. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. İzzetpaşa Camii içerisi. Kalemişleri. Şöyle bakın. Şöyle bir sanat var. İçeriden çıktım. Namaz kılıyorlardı erkekler. O yüzden çok kalamadım. Ama size bu camiyle ilgili biraz bilgi verecek olursam, burayı 1866 yılında eski Elazığ valisi, El Aziz derlerdi eskiden Elazığ'a. El Aziz valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılmış bir cami. Ve hemen eski hükümet konağının karşısında bakın.
Şu an şehir merkezinde eski hükümet konağı karşısında yapılan bu cami, İzzet Paşa Camisi hala insanlar için ibadete açık bir yer burada. Caminin başka bir özelliğini verecek olursak bu caminin minarelerine asansörle çıkıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin minaresine asansörle çıkılan ilk minaresi olarak da tescillenmiş bu camiyi de gelince ziyaret edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz konak eski hükümet konağı. Burası 1896 yılında eski Elazığ valisi, El Aziz valisi Enis Paşa tarafından yaptırılmış bir konak. Osmanlı izlerini görüyoruz mimarisinde. Şu an restorasyonda sanırım. Bu yüzden içerisine giremiyoruz. Saat 5'i de geçti. Geç kaldık. O halde şehir merkezinde artık bir şeyler yiyelim çünkü çok acıktık. Şimdi insanlara soralım. Elazığ neresinde en iyi yemeği yeriz diye. Sonra onu yiyip videomuza sonlandırırız. Oturduk. Burayı önerdi birkaç kişi. O yüzden bir köfte ekmeğini deneyelim dedik. Bakalım Elazığ'daki bu meşhur köfte ekmekçi nasıl köfte yapıyor? Bunu tamamıyla bitireni yemeğini ben ısmarlayacağım. Ben bitireyim. Ben. Şaka. Tamam, yerseniz, tamam yemez. Yerseniz ben ısmarlayacağım. Hepsini ama bari küçük ver. Hayır, küçük değil. Küçük ver. Hayır. Hayır. Tamam, ben hayır. Hayır. Ama kızaracağım benden değil. Bak, başlayayım mı? Tamam. Size de bunu verdin ilk başta. Tamam, al bunu o zaman. Sen ısmarlayacaksın. Evet, yine ben ısmarlayacağım. Tamam. Hepimiz yersek. Sırayla, evet. Tamam. Bana çıkar bir tane. Dur, bir dakika. Aşıracım. Siz getirsin. Suyu ısmarlamam ama. Yemek ısmarlama şeyini ısmarlayacaksın ona. Evet. Ön yersin. Bir dakika. Sıramın elinde de ye bakalım. Şeker. Buna gerek var mı? Ben yani, bir su alabilir miyim? Hadi. Su. Yemeğimi ısmarlayacağız. Evet. Ooo, şu an borçlu çıktı. Evet, şu an yiyebileceğiniz bir şey. Bunu yerse ısmarlayacağım. No. Senin gözün niye yaşardı? Şu an çünkü acı yediler diye. Büşra hiç acı yiyemiyor arkadaşlar. Ye. Aa, fakirlik ne kadar zor bir şey. Ne demişler? Bedavaya kimseye köfte ekmek yok diye. Kendimi daha gibi hissediyorum. Arkadaşlar, bunların yemeyeceğini düşünerekten öyle söyledim. Yediler ve ben ısmarlamak zorunda. Şeker acı. Bir şey söyleyeyim mi? Urfa'nın acısından daha beter. Oha oha ama. Gerçekten mi? Sıra sen yedin mi Büşra? Benim param var arkadaşlar, ben kendim ısmarlayabiliyorum. Acı nasıl bir şey Büşra? Başımı ağrıyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük köfte ekmekleriniz benimle. Ayranımızı da sipariş. Hayır. Senin takipçilerini atmadım. Ha. Çok güzel takipçilerim var. Onların hazırlar. Hayır. Senin ağzına bak, hayır. Bak ne kadar tatlı. Bence bunu ancak sen sipariş edin. Bardağı tabak dediğin için ısmarlamam. Siparişimiz geldi. Şöyle salça bandırmışlar buraya. İçi de şöyle tost gibi bastırmışlar. Şimdi deneyeceğim. Yani tost gibi bir şey. Bildiğiniz ve köfte ekmek. Tostla bastırmışlar köfteleri biraz. İçine de salça bandırmışlar. Ama en güzeli şu an ayran. Arkadaşlar köfte ekmeğimizi hepimiz bitirdik. Şu an Büşra temizliyor. Diğerleri de yardım ediyor. Hep bunlar ücretsiz. Siz de o yüzden öyle yapıyorlar. Amacı ödüyorsunuz. Evet. Veda ayranımı da sen elde demek. Ama almayacağım. Ayranı onlara ödeteceğim arkadaşlar. Ne diyecektik? Köfte ekmeği beğendik arkadaşlar. Güzel, yenilebilir bir şey. Gelince deneyebilirsiniz ama çok çok açsanız sizi doyurmayabilir. Tamam, aslında biz açtık, doyduk ama yine bir şeyler yurda gidince akşam bir şeyler atıştıracağımız için bizim için yeter. Bir şeyler yiyeceğiz. Paşa paşa hesap ödemeye gidiyor. İnşallah ayranlar. Arkadaşlar hesap 130 TL tuttu. 4 kişi için bence gayet iyi bir fiyat. Değil mi? Evet, iyiydi. Çok güzel. Bir de Seda ödeyince daha iyi. Şimdi güzeldi. Arkadaşlar kesinlikle amcam ayran parasını alacağım. Alacağım yani parayı. Aa,
Şahin, çabuk ayran paramı verin lan. Tamam, sana ödeyeceğim. Hayır, hepiniz 5'er lira dondurma alırım. Tamam, evet tamam. Seda. Evet Büşra. Ne alacağız? Dondurmayacağız. Aa, çok ilginç. Kana kırmızı rengini veren nedir Seda? Ay çok güzel. Adamın biri yiyordu, çok güzel yiyordu. Kamera kapatana kadar. Arkadaşlar şimdi dondurmalarımızı aldık. Buranın meşhurmuş vişneli dondurması. Kana kırmızı rengini veren vişne.